ki öyle buldunuzsa nasıl dört veriyorsunuz? Söylüyorum ya hanımefendi. Senin tatlısını sessiz durmanda insan korkar. Emek sarf ettiği. Emek sarf ettiği için veriyorum. Çok da emeğime verdi. Emeğime verdi. Sizler beğendiğiniz için gayet düşük verdiniz. Ama yani beğenmediğim yemeği... Neden yani dört dediniz? Beğenmediğim hiç yemediniz, yemeği... hiç tatmadınız. Suratına hepsini bakarak tattım. Yemeğin suratına bakarak, yüzüne bakarak konuşuyordunuz. Ben hepsini tattım. Ve sabah, ben bayağı da hemen hemen bir saat daha fazladır dil döküyorsunuz gelene. Ay, ben yorumlarımı yapıyorum çünkü yemek konusu nasıl bu bir yemek programı. Bu nasıl olabilir ki? Sizinki biraz şey yani. Ne gibi? Kaçıyor. Neye hayır, kaçıyor? Kaçmıyor bence o aslında hak etti. Yemeklerimi vermedi ama sonuçta sunumum burada diyorum ki. Dürüstçe davranacaksın. Ben dürüstçe davranıyorum beni anlamak isterseniz. Dil, yemeklerine değil. Sessiz sessiz konuştukça insanları böyle yanıltamazsın. Beğenmedi, beğenmedi. Dört verdi, ben de anlam veremedim. Sağ gösterip sol vurdu. Emek diyor, emek diyor. Sadece emeğine verdim diyor. Fakat hiçbir şey yemedi. Aç kaldım, aç kaldım deyip duruyor. Sizler beğendiğiniz halde sizden daha iyi verdi. Biriniz dört, biriniz iki, biriniz üç verdiniz. Sen dedin ki ben burada aç kaldım. Sadece, dedim mi? Evet dedim ben açım. Aç kaldım. Aç kaldın da evet, aç kaldın. Melek Hanım ben sizden beklerdim iki puan, üç puanı. Ama burada ne konuşuyor? Bir emek konuşuluyor. Neden beklerdim biliyor musunuz? Hiçbir şey yemediniz, aç kaldınız. Ama bence siz bu puan da çok düşük. Bence siz 6-7 vermeliydiniz. Bence de. Ben sen şu anda emeğini ona layık gördüğüm için veriyorum. Ben emeğine layık gördüğüm için bu puanı veriyorum. Yok sen onu geç. Neden geç? Ebru Hanım siz her şeyi beğendiniz Evet 3 verdiniz. Ben emeğine, ben pilavını beğendim. Emek değil ama emek değil. Geri kalan bir şeyi beğenmedim. Bu tartışma bitmez. Geri kalan bir şeyi beğenmedim. Herkes kendi açıklamasını yaptı. Siz tatmin olun ya da olmayın. Herkesin kendi takdiridir. Hep dediğim gibi yine şaşırdık, gene şaşırdık. Allah'tan pozitif anlamda şaşırdık. Evet. Diğer hanımlardan daha yüksek bekleyip Melek Hanım'dan düşük beklerken yüksek puanlardan biri geldi. Ama o emeğine vermiş ki evet, kendi açısından haklıdır. Emek sarf etmiş. Kesinlikle emek isteyen onlar her yemek gibi. Onlar halde, evet. Beğendiği aynen halde, peki, yediği halde. Girmeyelim. Sen burada oynuyorsun Melek Hanım. Hanımlar bitirebilir miyiz? Program bitti. Bitti, ben puan vereceğim daha, dur. Tamam. Durun. Peki herkesin kendi takdiridir. Öyle ya da böyle herkes puanını verdi. Puanlar ortada. Artık seyircinin ve sizlerin takdiri, bir şey diyemeyiz daha fazla. Eline emeğine sağlık. Gerçekten bir teşekkür ederiz ağırladığınız. Sağ olun. Emeğine sağlık. Evet. Yarın Aysel Hanımlardayız. Evet. Bakalım neler bekliyor bizleri. Sürpriz bir gün olacak hepimiz için. Evet. Bakalım sizlere de sıra gelecek. İnşallah. İnşallah. Göreceğiz. Yarın devam edeceğiz. Harari tartışmalar bitmiyor. Bir an evvel ben puanımı vereyim. İyi akşamlar hanımlar. Her şeyleri dört dörtlüktü. Soframızı beğenmediler. Sunumumuzu beğenmediler. Bilmiyorum, bana göre her şey çok güzel oldu ama. Biz bu puanları hak etmiyoruz. Sevgili seyirciler, ne sofraydı yani. Tartışmalar bitmedi. Biteceğe de benzemiyor. Yarına da sarkacak gibi. Gerçekten de yine şaşkınız, yine şaşkınız. Ben eline emeğine sağlık diyorum sevgili Nermin'in ve kayınvalidesi Türkan Hanım'ın. Benim onlara bu akşamki puanım... Evet, Nermin'e puan veriyorum. Yarın görüşmek üzere. Fox.com.tr'ye başvurularınızı bekliyoruz bu arada efendim. Unutmayın, Zuhal Topal'la Sofra'da da başvuru linkine tıklayarak yarışmamıza yer alabilirsiniz. İyi akşamlar. Menü ağırdı, gerçeğini söyleyelim. Ama yapamamış. Böyle olmaz.